Evet. Seramıza ektiğimiz aloe vera maşallah bir aloe vera'dan yüzlerce aloe vera oluştu. Bu mesela bir aloe vera yaprağını şöyle keselim. Bakalım. Evet, bu gördüğünüz aloe veranın yaprağını şöyle hafif soyuyoruz. Evet, soyduğumuzda içerisinden jöle gibi çok güzel bir sıvı var aloe vera. Evet. Ne görüyoruz? Bir jöle. Aloe vera jölesi. Efendim, aloe veranın birleşiminde 12 çeşit enzim var. Lipaz amilaz, tripsin gibi. 15 çeşit vitamin var. B1, B2, B3, B6, B12 vitaminleri gibi. 22 çeşit amino asit var. Aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela Mısır'da yapılan klinik araştırmasında akne, sedef ve ekzema iyileştirdiği belgelemiştir. Tayland'da yapılan araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Bu atom bombası atılan Japonya'daki Hiroşima şehrinde bir üniversite var, Fushiyama. Fushiyama Üniversitesi'nde yapılan araştırmada aloe veranın antioksidan, anti-aging olduğu belgelenmiştir. Şimdi bununla ilgili benim bir hikayem var. Bundan yıllar önce Frankfurt'a konferansa gelen Ahmet Er Beyefendi Hazretleri konferanstan sonra dedi ki tanışalım, konuşalım. Ne işle meşgulsün dedi. Bitki uzmanı. O konuşmam lazım. Neden dedim? Önemli bir şey. Peki dedim. Gittik bir kahveye. Dedi ki gece saat 3'te Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana bir bitkiden bahsetti. Bu bitki bütün insanların bilmesi, tanıması gerekir. Bunda çok şifa var Ahmet dedi. Ama ne olduğunu anlamadım dedi. Siz tarif edin dedim. Kenarları hafif tırtıklı, dikenli, üzeri beyaz benekli. Üzerinde beyaz benekler var küçük küçük. Ve içerisi jöle gibi bir sıvı, yumuşak bir sıvı içerir dedi. Aloe vera dedim. Nereden biliyorsun? Yıllardır ben bu işle uğraşıyorum. Zaten kitabını yazıyorum dedim. Tamam dedi. O zaman rüya senin için görmüşüm de çok şükür dedi. O günden sonra ben bununla ilgili araştırmalar yaptım.